Gözleri ışıl ışıl parlayan bir genç kız. Hayata dair düşleri var. Umutları ve hayalleri çok büyük. 16 yaşındaki Sude Yılmaz. 16 yıllık hayatında iki kez beyin kanaması geçirdi. İkinci de tüm vücudu tamamen felçti. Gözlerini bile kıpırdatamayan o genç kız tam anlamıyla imkansızı başardı. Sevgi ve emekle yeniden ayağa kalktı. Sude bugün kendisine ikinci kez hayat veren doktoru ve ekibiyle birlikte üniversiteye başladığı ilk günü kutladı. Dilşat Dede Taşkın'ın özel haberi. Pastanın mumları umut için, büyük bir sabır için, zorlukları şefkatle aşabilen insanlar için üflendi. Artık yürüyemez, konuşamaz, eskisi gibi olamaz denilen Sude, hayata yeniden merhaba dedi. Benim iki süpermenim var. Birisi ablam beni doğru hocaya ulaştırdı. İkincisi de beni bu hale getiren Engin hocam. Sude Yılmaz 16 yaşındayken doğumsal sebeplerle beyinde oluşan bir hastalık nedeniyle ard arda iki beyin kanaması geçirdi, komaya girdi. Bu küçük baş ağrılarının bir beyin kanamasına yol açacağını nereden bilebilirdik? O pırıl pırıl genç kız bir anda yatağa düştü. Sude'nin rehabilitasyon potansiyeli düşükle yok arasıydı. Zaten hayat riskler üst düzeyde. Aileye şunu söylemiştik. Biz tıbbi olarak tüm tedavileri yapalım. Bir yandan da ılımlı bir rehabilitasyon uygulamasına başlayalım. Bir ne oluyor görelim demiştik. 2,5 aydır hiç hareket etmeyen Sude tedavisini üstlenmeyi kabul eden doktoruna yanıt verdi. Sude buraya geldiğinde bize ilk mucizesini yaşattı. Engin hocamızın elini kaldırır mısın Sude diyerek sol elini yukarıya doğru kaldırması bize çok büyük bir umut verdi diyebilirim. Ve aylar süren tedavi süreci başladı. Çoğu zaman yeter artık ne zaman bitecek diyordum. Son diyorlardı. Yani işin içinde fizyoterapist var, ergoterapist var, konuşma yutma terapisti var, kognitif rehabilitasyon uzmanı var, fizik tedavi teknikeri var ve bu ekibi koordine eden, bilgisiyle ışık tutan bir fizik tedavi rehabilitasyon hekimi var. 6 ay sonra güzel Sude eski günlerine geri dönmüştü. Sağlık profesyonellerinin titiz çalışması sayesinde hem emekle hem sevgiyle hem de her şeyin doğru yapılması sayesinde Sude şu anda eski hayatını geri kazandı. Üniversitede beslenme ve diyetetik bölümünü kazanan Sude'nin en büyük hayali kendisi gibi mucizelere imza atabilmek. Hayat bir şeyleri sorun etmek için gerçekten çok kısa. Yaşadığımız her anın kıymetini bilmeliyiz.